Örnek olarak esasında sorunlara Schrödinger'in kedisi çok popüler bir örnek. Çok küçük atomik düzeydeki bir sistem, fotonlardan ve yüklü taneciklerde oluşmuş bir sistem ile çevresi ve çevresinde gözlem yapan gözle görünür ölçekteki bir gözlemci düşünün. Bunların arasındaki etkileşimler tabii ki önemli. Yoksa ölçme yapamayız kuantum sistemi üzerinde. Fakat kuantum mekaniğinin temel yasalarından bir tanesi, sistem üzerinde ölçme yaptığınız zaman sistemin durumu mutlaka değişir. Aynı kalamaz. Bu durumda nasıl sistemi kontrol edeceksiniz? Çok ciddi bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Şimdi kuantum kontrol teorisinde yol alınmaya 1980'lerden itibaren ciddi olarak başlandı. Ve iki tane grup öne çıktı bu konuda. İki yaklaşım. Bir tanesi iyon tuzaklanması. Yani yüklü tanecikleri belli bir küçük uzay zaman bölgesi içinde yüksek, çok ultra yüksek, ultra yüksek demeyeyim, ne diyelim, ultra high vacuum, boşluk. Vakum. 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 Ama yani şey, yani boşlukta iyon tuzaklanması çalışmaları var. Bunlardan bir, bu esasında David Wineland'in çalışma grubu, şu anda Colorado Üniversitesi'ndeki grupla beraber yaptığı çalışmaların başlangıç noktası. 1989 Nobel Fizik Ödülü Wolfgang Pauli ve Dehmel'de iyon tuzaklanmasını gerçekleştirmeleri nedeniyle verilmişti. Wineland, Dehmel'le beraber çalışan fizikçilerden biriydi ve o çalışmaları devam ettirdi. Ve onun kontrol, kuantum sistemlerini kontrol teorisi üzerine temel aldığı kavram iyon tuzaklanması. Mesela berilyum ya da kalsiyum atomlarını, iyonlarını tuzakladıktan sonra bunların kuantum durumlarını lazer ışığıyla foton yollayarak, tek tek foton yollayarak kontrol edebiliyor. Diğer bir yol ise yüklü tanecik foton etkileşmeleri incelemek için Serge Haroche'un başlattığı bir yöntemler. Bunu esasında ilk başlarda Yale Üniversitesi'nde çalışmaya başlamış 1980'lerde. Daha sonra Paris'teki grubunu kurarak, Paris'teki laboratuvarlarında şimdi çalışıyorlar. Orada ise fotonları bir kovuk içerisinde hapsederek, gene boşlukta, çok küçük ölçekte, birkaç santimetre boyutlarında iki ayna arasına fotonları hapsederek kovuk elektrodinamiği yapıyorlar. Etkileşmeleri bu küçük bölgede yapıyorlar. Kontrolü ise çok yüksek enerji düzeylerine çıkmış rubidyum atomlarıyla sağlıyorlar. Sonuçta ikisi de aynı kapıya çıkıyor dikkat ederseniz. Çünkü sonuçta iyon foton etkileşmeleri söz konusu olan, isterseniz iyonları tuzaklayın, fotonlarla kontrol edin veya isterseniz bir kovuk içerisine fotonları koyun, iyonlarla kuantum durumunu kontrol edin. Sonuçta yapılan benzer bir sistem, incelenen olay ise bu şekilde iyonlarla fotonların oluşturduğu kuantum sistemlerini, küçük sistemleri üzerinde ölçme yapmak, kuantum durumunu bozmadan ölçme yapmak, yerlerini değiştirmek, manipüle etmek ve bunun imkanlarını sağlamak. Nobel Fizik Ödülü de esasında bu iki grubun çalışmalarının sonucunun ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi. Şu anda 2012 senesinde verilen Nobel Ödülü bunun bir büyük potansiyeli olduğunu, bu çalışmaların bir yere gittiğini söylüyor bize. Evet. Peki bu çalışmaların teknik anlamda uygulamalı sonuçları var mı uygulama olarak? Varsa neler örnek verebilirsiniz? Evet. Aslında tabii kuantum kontrol için çok örnek verilebilir. Yani kuantum mekaniğinin uygulama bulduğu alanlar çok fazla şu anda. Nanoteknoloji dediğimizde esasında kuantum mekaniğinin uygulamaları olarak düşünebilirsiniz. Atomik boyutlarda veya nano boyutlarda kuantum yasaları geçerli olduğu için her türlü uygulama buna kontrol teorisini tabii ki ilgilendirir. Ama ben esas olarak iki tane konudan bahsetmek istiyorum. Bu konuda esasında gene dediğim gibi Wineland'in ve Haroche'un çalışma gruplarının da çalışmaları uygulama bulmak bakımından devam ediyor.
Bir tanesi hassas zaman ölçümüyle ilgili. Biliyorsunuz şu anda biz atomik saatlerle esasında çok hassas zaman ölçümü artık gerçek durumda. Hepimizin kuarts saatleri var. Kuarts atomlarının salınım periyotlarını esas alan bilgisayarlarımızda, kol saatlerimizde ve GPS'lerde kullanılan, pratikte kullanılan saatler bunlar. Bunlar yaklaşık olarak 10 milyarda 1'e hassasiyete kadar çalışıyorlar ve gerçekten saatlerimiz saniye şaşmıyor. Ve bütün hayatımızda buna bağlı GPS'lerin hassasiyeti de esasında hassas zaman ölçümleri yapabilmemize bağlı. Fakat laboratuvara girip hassas zaman ölçümü yapmak istersek mesela sezyum atomlarına, salınımlarına dayanan atomik saatler var. Bu atomik saatlerin hassasiyeti de esasında 1 katrilyonda 1'e kadar çıkabiliyor. 10 üzeri 15'te 1'e kadar hassasiyet sağlanabiliyor. Ve şu anda mikrodalga frekanslarında çalışıyorlar bunlar. Ve şu anda bilinen en hassas zaman ölçümü esasında sezyum saatleriyle yapılan, laboratuvarda yapılan saatler. Fakat eğer iyon tuzakları ve bu mesela Vineland'in, Haroş'un getirdiği yöntemleri uygularsak, kuantum sistemlerin manipülasyonlarını, esasında ümit edilen optik saatlerin yapılabilmesi, yani görünür veya ultra mor ötesi bölgede frekansı olan optik saatlerin yapılması, bu esasında şu andaki sezyum saatlerinden de 100 kat daha hassas zaman ölçümüne olanak verebilecek. Dolayısıyla söz konusu olan aslında çok önemli bir teknolojide atılım sağlaması. Ve bu gerçekleşme yolunda bu konuda epey yol alınmış durumda.